Cumhuriyet TV ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Yerel seçimleri geride bıraktık ancak yankıları sürüyor. Konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Şimdi AKP özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni uzun yıllar sonra kazandığı il ve ilçelerde itirazlarda bulundu. Bunlardan biri de İstanbul Beykoz. Beykoz'da seçim sonuçlarına itiraz etti iktidar partisi ve Beykoz İlçe Seçim Kurulu da bu kararı değerlendirdi. Bu süre boyunca yurttaşlar ve partililer Beykoz Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partili Alaaddin Köseler'e destek olmak için oradaydı. Dün sosyal medyada belki de tüm Türkiye o görüntüleri izledi. Bugün Alaaddin Bey ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. Teşekkürler. Alaaddin Bey, dediğim gibi aslında sizinle daha önce de seçimin öncesinde bir program yapmıştık ve Beykoz'un sorunlarına ilişkin konuşmuştuk orayı. Yıllardır AKP yönetiyor ve belki de iktidar partisi orayı bu kez kazanamamakla biraz da şaşkınlığa uğradı. Dün neler yaşandı, sizden dinleyelim. Şöyle, Beykoz İlçe Seçim Kurulu 2 Nisan günü toplandı. AKP'nin itirazlarını görüşmeye geçti. 4 tane talepleri vardı, itiraz noktaları vardı. Burada birinci talepleri 45 sandığın yeniden sayılması talebi vardı. 39 sandıkta maddi hata olduğu talebi vardı. Geçersiz oyların yeniden sayılması talebi vardı. Tüm oyların yeniden sayılmasını istediler. Yani bu 4 maddeden yalnız B şıkkı olan 39 sandıkta maddi hata olduğu talebi değerlendirildi. İncelenen dosyalarda da hata olmadığı tespit edildi. Bu değerlendirme sonucunda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin artı 15 oy artışı gerçekleşti. Beykoz Seçim Kurulu'nun AKP'nin itirazlarına karşı vermiş olduğu red kararı bugün İl Seçim Kurulu'nda onaylandığı takdirde mazbata günü belirlenecek. Peki Sayın Köseler. Yani son gelişme bu. Son gelişme bu. Dediğim gibi aslında oradaki görüntüleri izledik. Biliyorsunuz belli il ve ilçeler yıllarca belli partilerin kalesi şeklinde ifade edildi. Orada ciddi oylar alıyorlardı partiler ve işte orada kaybetmez gibi bakılıyordu. Bu seçimde bu algı yıkıldı diyebiliriz. Pek çok il ve ilçede tahmin edilemeyen, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada ciddi bir başarı gösterdiğini elbette söylemek mümkün. Orada dün aslında o videoya yansıyan görüntü şuydu. Yurttaşlar oylarına sahip çıkıyorlardı ve aslında durumun değişmesinden de endişe etmiş gibiydiler. Orada o desteğe gelen insanlar size neler söylediler ve neler hissettiniz? Şöyle, 1999-2004 yıllarında Beykoz Belediye Başkanlığı yaptım. Ondan sonraki tarihten itibaren 4 dönemdir AKP iktidarı hüküm sürüyor Beykoz'da. Yani burada tabii ki onların yerleşik bir şeyi var, pozisyonu oluştu. Fakat daha belki programımızda bahsettiğim gibi mülkiyet savaşı burada devam ediyor. Burada rantsal dönüşümler söz konusu. Bu tür olaylardan belediyeye insanların uzak tutulması, belediyeye sokulmaması, insanların taleplerinin karşılanmaması Beykoz halkında bir birliktelik ruhu oluşturdu. Yani mevcut belediye başkanına ithal olması, Zeytinburnu'nun eski belediye başkanı olması ve Beykozlu'nun hassasiyetlerine duyarsız kalması sonucunda Beykoz, Beykozlularla yönetilsin, Beykozlu Beykoz'da kalsın, birlikte kazanalım sloganlarıyla vatandaşa bu süreç içinde çok geç açıklanmama rağmen daha belki hizmet anlayışımı bilen Beykozlular tarafından kucaklandık. Cumhuriyet Halk Partisi burada iktidara, belediyenin burcuna bayrağını dikti. Yani oylara baktığımızda da 68.453 oy Cumhuriyet Halk Partisi, AKP 67.020 gibi bir oy aldı. Aradaki fark 1.433 gibi. Yani seçmen sayımız 186.911. Oy kullanan seçmen sayımız 154.403 kişi. Yani arada yapılan bu tercihler Beykozlu'nun tercihi süreç içinde ilçe seçim kurulu tarafından süreç uzatılmaya götürülmek istendi. Burada neden şu? Hazırlıksız yakalandılar. Beykoz Belediyesi'nin içindeki belki işleyiş içinde
yasal olmayan bazı şeyler olduğu söyleniyor. Onlara ödeme yapılması için İller Bankası'ndan gelecek olan paranın ayın 9'unda gelmesi gerekirken öne alınması gündemde. Öne alındığı takdirde yandaş belki müteahhitlere para aktarımı söz konusu. Bazı evrakların belediyeden uzaklaştırılması, bazı yapılan hizmetlerin geriye dönük işleme tabi tutulması gibi bir takım halkın arasında, belediyenin içinde, Beykoz halkına yayılmış söylemler gelişti. Burada ilçe seçim kurulunun bu itiraz noktasındaki bu 4 madde, tüm oyların sayılması noktasındaki talebi AKP'nin bir zamana yayma, bu bahsettiğim sıkıntıları çözmek için zaman kazanma gibi bizim tarafımızdan algılanıyor. Bu bütün oyların yeniden sayılması talebi gerçekten bizim Yüksek Seçim Kurulu'yla Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarındaki paralellik, birliktelik zaten sayılsa da bir şeyin sonucun değişmeyeceği ortadayken zaman kazanmak isteyen bir AKP anlayışı var. Yeniden sayılması, torbaları o süreç içinde sıkıntıya uğratılabilme ihtimali Beykoz halkında tereddüte yol açtı. Bir Beykozlularla orada mazbata alana kadar biz nöbet tutmaya devam edeceğiz. Kesinlikle. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun verdiği Büyükşehir desteğini göz ardı edemeyiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ekrem Başkan'a. Orada kameralarla bu sandık torbalar gözetim altında tutuluyor. Biz de mahalledeki arkadaşlarımızla, örgütümüzle birlikte bu spor alanının, kapalı spor salonunun çevresini çevrelemiş ve girişleri kontrol altında tutuyoruz. Bu tabii İl Seçim Kurulu'nun kararı lehimize olduğu andan itibaren mazbataya almak için gün belirlenecek. O günden sonra da devir teslim süreci başlayacak. Bu çok önemli. Ben buradan Sayın Ekrem Başkanım başta olmak üzere Sayın Erdoğan, vekillerimiz Erdoğan Toprak Bey'e, Ali Gökçek Bey'e, İl Disiplin Kurulu Başkanımız Turan Taşkın Özer'e, İl Başkanımız Özgür Çelik Beyefendi'ye, İl Başkan Yardımcısı Ramazan Araç Bey'e, Grup Başkan Vekilimiz, değerli vekilimiz Gökhan Günaydın Bey'e, Gençlik Kolları Başkanımıza, Engin Altay'a ve parti meclis üyelerine ve Genel Başkan Yardımcılarımız Sevgi Kılıç'a, Özgür Karabat'a son derece teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar bu süreçte ve bizim yanımızda oldular. Bizle beraber sabahladılar. Çok değerli bizim için. Yani partimizin tüm kadrolarıyla bu sürece dahil olduk. Bu bizim için çok kıymetli. Beykoz halkı bunu gördü. Beykoz halkı sandığına sahip çıkıyor. Beraber bu mücadelede bizim yanımızda. Biz en sağdan en sola kadar tüm Beykozları kucaklayan bir yapıyla bu süreci olumlu yönde geçeceğimizi düşünüyorum. Beykoz Peki. kazanacak. Peki Sayın Köseler, sizi de dediğiniz gibi aslında Beykozlu oylarına sahip çıkmış ve çıkıyor gibi gözüküyor. Son olarak şunu da sormak istiyorum şimdi. Elbette Beykoz özelinde konuştuk ancak az önce de bahsettim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yerel seçimlerde ciddi bir başarısı var. Belki de daha önce hiç yönetmediği ya da çok uzun yıllardır yönetmediği pek çok il ve ilçede başarı sağladı. Türkiye genelinde birinci parti oldu. Hem kendi ilçeniz açısından hem de Türkiye açısından bir değerlendirme istesem. Neye borçluydu Cumhuriyet Halk Partisi bu başarıyı? Bence şöyle, vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ülke bütününde abartmadan söylüyorum, kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş gibi gören bir zihniyetle yönetiliyoruz. Yani burada paramızın değeri düşürüldü. 2009 yılında 200 Türk lirası çıktı, 132 dolar alıyordu. Şimdi 5,5 dolar alıyor. Ülke olarak fakirleştik. Emeklilerimiz aldıkları ücretle 10 bin lirayla ay sonunu getiremiyorlar. Yani eski Türkiye'de daha mutlu bir emekli yaş grubu vardı. Şimdi ise bunu özleyen bir yaş grubu var. Ayrıca yani kendilerine
kıymet verilmedi. Kibirle yönetilen bir ülke haline geldik. İnsanlarımız bunun farkında. Yani ülke bitiründe ve Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının birinci sınıf vatandaş olma özlemi burada şaha kalktı. Şuradan bunu da söylemek istiyorum. Mutlaka Cumhuriyete ve yerelden başlayan bir mücadeleyle genel seçimlere doğru uzanan bir seçim periyodu hızlanacak. Yani belki erken seçimin habercisi olacak bu yaklaşım. Ülke bütünündeki bu mücadele, yerelden başlayan mücadele genel siyasete de yansıyacağını umut ediyorum. Ve böyle olmalı. Bu sistem değişmeli. Yani tek kişinin yönettiği sistem, ithal seçmen oylarıyla gelinen, bu dayatılan bu sistem Türkiye'den uzaklaştırılmalı diyorum ben. Bunu da Peki. başaracak halktır. Halktan büyük güç yoktur. Halk bunu ispatladı bu seçimlerde. Önümüzdeki günler daha olumlu geçeceğini düşünüyorum. Halk çünkü bir umutsuzluk içindeydi. Bu seçimi kaybetmezler diyordu. Beykoz ölçeğinde en azından böyle söyleniyordu. Bırakmazlar deniyordu. Ama halktan büyük güç olmadığını Beykozlu gördü. Ben tüm Beykozluları sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Ülkede de bu anlayış hakim oldu. Onu da gözlemliyoruz haritadan. Ben Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun diyorum. Genel seçimlerde de bu süreç hızlanarak devam edeceğini düşünüyorum. Sandığa gitmeyen seçmenlere de şunu söylemek istiyorum. Lütfen sandığa gidin, genel seçimlerde katılım oranlarını yükseltelim ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı vatanına, bu topraklara sahip çıksın. İkinci sınıf vatandaş değiliz biz bu ülkede. Peki Sayın Köseler, çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız. Ben teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Evet sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, Beykoz Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Belediye Başkanı Alaaddin Köseler bizimleydi. Beykoz'da uzun yıllardır bir AKP yönetimi vardı ve orada aslında özellikle tapu mülkiyet konusunda pek çok sorun yaşanıyordu. Bu seçimlerde pek çok başka il ve ilçede olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi bu belediyeyi de kazandı. Ancak orada AKP itirazda bulundu Yüksek Seçim Kurulu'na ve oyların yeniden sayılmasını istedi. Sayın Köseler'in iddialarına göre bu bir zaman kazanma yöntemiydi. Çünkü orada belediyede belli belgeleri belediyeden uzaklaştırmak istediklerini ve bu süreçte zaman kazanarak belli yapılan yolsuzlukların üzerini kapatmak istediklerini düşünüyoruz dedi. Bu kararın nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz. Şimdilik noktalayalım. Yeniden görüşmek üzere.